Selam, ben Sultanoğlu. İyi, güzel ve ahlaklı insanların kanalı. Sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Epeydir nasıl yapılır videolarına yenisini eklemiyorduk. Bugün yeni bir makinenin tanıtımıyla karşınızda olacağız. Ümit ediyorum beğeneceğiniz bir video olacaktır. Bugünkü videomuzda budama makinesini tanıtacağız. Bu ağaç budama makinesinin önce kurulumunu yapacağız. Kurulumunu Erhan ustamız yapacak her zamanki gibi. Çalıştıracak ve çalışmasını da size Erhan ustamız anlatacak. Hazırsanız ben sözü Erhan ustama bırakacağım. Buyurun başlayalım. Selamünaleyküm arkadaşlar yine. Mustafa abiyle beraber bugün yeni ürünümüzü tanıtıyoruz. Gerçi o söylemiştir. Oğlum budama makinesi, ağaç budama makinesi. Kızarlar normalde büyük olduğu için yanında mesela ağaca çıktığı zaman ufak şeyleri budayamıyor. Ağır olduğu için hem ağır, biraz daha hafif. Hem geniş onlar. Her yere rahatlıkla taşınmıyor. Bu küçük mesafeleri keser. En fazla 24 santime kadar kesebilir yani. Çok 24 santimetre çapındakileri kesiyor değil mi? Evet. Budama amaçlı küçük dalları, ağaçları onları keser. Şimdi kutumuz bu. Ve çok kibar bir şeysi var, tam boyu kibar, var. Küçük abi zaten. Benim yabancı dilim yok. Orada 2 yıl garantisi olduğunu söylüyor. 0.75 kava olduğunu söylüyor. Dakikada 12 bin devir var. Efendime söyleyeyim. Sinci pala genişliği 34 santimetre, 12 inç. Maksimum ağaç kesinliği kesmesi 24 santimetre. Otomatik karbüratörü var. El freni var. Titreşim önleyicisi var. Amortisörü. Ve düşük ısılarda da çalışabilen bir makine. Ürünümüzü açıyoruz abicim. Bunu açtık. Kullanım kılavuzları İngilizce, Türkçe. Şöyle çekelim. Halası, koruma kılıfı. Zinciri. Zincire bakalım. Güzel çelikte zincir var içinde. Olmazsa olmazımız. Olmazsa olmazımız abi. Lütfen bir şey rica edeyim. Lütfen bu tarz ürünleri kullanan arkadaşlar benzin ayarı, benzin yağ karışım ayarını lütfen şu bidonlarda yapın. Erinmeyin her depoya. Her depoda yapın. Çünkü bu ürüne güzel baktıkça bu da size bakar. Kapağı farklı kullanıyorlar. Bidonu farklı kullanıyorlar. Ölçün yanlış ya diyorlar abi, bize. Şimdi bana en çok gelen sorulardan o. Telefonda böyle arkadaşlar sorunca kaç kapak koyalım? Ya kapak koyalım da şimdi kola bidonununki de kapak. Su bidonununki de kapak. Bununki de kapak. Kapak ölçüsü verdim. Tamam bir kişi çok güzel ayarlayabiliyor. Belki bu bidondan daha güzel ayarlıyor ama o diyor mesela ben iki kapak atıyorum diyor bir depoya. Başka biri diyor ya iki kapak atıyormuş diyor. Kola bidonuyla atıyor. Yetmiyor. En iyisi mesela litreye mililitre cinsinden yağ koymuş. Tabii. Ama bu da şey kendi kılıfları. Alet. Alet edevatı tabii. İçinden çıkıyor koruması. İyesi. Vidaları. E'si de zincir bilemek için mi? Tabii. İyisi zincir bilemek için o. Motorumuz da bu abi ufak. Şeye benziyor aynı. Oğlun motoruna, oğlun testere motoruna benziyor. Oğlun abi evet. Oğlu diyebiliriz herhalde değil mi? Tabii. Veya torun ufak. Olabilir tabii. Güzel. Üst taraf. Daha hafif, benzin, daha kısası. Benzin, yağ, pompada konmuş. Ciklesi. Ciklesi de otomatikmiş. Burada da hava filtresi var. O da el freni. Evet. Otomatik. Güzel. Ürünümüz bu abi. Hafif. Tabii. Odun testeresinden çok daha kullanışlı şey açısından, pratiklik evet açısından. Bunlar rahatlıkla ağacın üstüne dahi çıkıp budama yapabilirler. Tabii abi. Bunun amacı o zaten. Hafif olduğu için. Çalışma prensipleri odun testeresiyle aynı. Tabii. Aynı abi. Bunun şey olarak silindir olarak ama biraz 25,5 gerçekten silindir olarak da fena değil yani. Biliyorsun bizim ilaçlamalar da 25 cc'ydi. Aynı onun gibi ama çok da küçük değil yani. Yine de ağ döke vurmasınlar. Tabii, çünkü şimdi 20 mi 24 santimetreydi çapı değil mi o ağaç kesilecek ağaçların? Şimdi adam budama diye alıp komple bunu onu kesmeye kullanırsa olmaz yani. Her şey
yerinde keser yine iş görür ama tabii kullanım palanın boyuna göre, zincirin boyuna göre her ağacı kesmeyecektir. Evet. Ya keser kesmez değil de zorlanır abi ya. Tabii yani. Bir arabanın şimdi kamyon üç, var, üç taksi var. Taşıması var. Adam 5 ton yük yüklüyor. Olmaz. Değil mi? İstihabatı var. Tabii. Ürünümüz bu. İstersen bir de kurulumunu yapalım. Tamam olur. Hazır yapmışken. Kendi aletleriyle yapalım ki insanlara da yardımcı olsun. Filenin montaj edildiği kapağı söküyoruz önce. Evet, zinciri evet. Takmak için. Orada zincirin takılacağı evet, yuvalar var. Korumayı muhakkak takalım abi ya. Korumada ben bir matkap kullanacağım abici. Palalarda iki tarafı da kullanabilir insanlar. Yazıya aldanmayın. Tabii önemli olan şu yağ kanalı kapanmasın. Bazı videolarda soruyorlar. Yağ eksiliyor ama zincirde yağ yok diyorlar. Burada da onu cevaplayabilirsin istersen. Tabii. Yağ eksilmese verir. Önemli olan orada yağ eksildiğinde alt tarafından yağ geliyor mu? Zincirde yağ gözükmüyor. Yağ deposundan yağ eksiliyor da diyor. Şu da olabilir. Yani ihtimaller tabii bakmak lazım ama da. O yağ kanalı kapalı oluyor. Yahut da bazen kuru odun kesiyorlar. Genelde o şikayeti çok kuru odunu kesenler yapar. Biraz aslında bunun yağ ayarını yaparken kuru odunu da açmak, yaş odunu da biraz kısmak lazım. Tabii içine koyduğu yağın derecesi de çok önemli. Mesela çok ince bir 10-20 yağ ile 10-40 yağ biri değil. Ona göre de ayarlaması lazım. Tabii burada yine dikkat etmemiz gereken bunun dıştaymış ayar abicim. Bazen kapak oturmuyor falan diyorlar ya. İşte bunu tam ayarlamadıkları zaman da oturmayabilir yani kapak yerine. Çünkü onun adını da söyler misin? Bu ayar vidası abi. Zincir yergisi ayar vidası. Şimdi belki teknik adlar olabilir. Ben teknik adı bilmiyorum biliyorsun zaten. Şimdi ona milimetrelik desen ne olur demesen ne olur yani. Hani küçümsü açısından değil. Herkesin bir yaptığı iş var. Yaptığı her işte de ıslahlar var. Herkes o kamustaki ıslahlar bilmek zorunda değil. Tamam abi oturdu. Arkadaşlar da belki oturmuyor diyecekler orada ya. Değil mi? Ya. Oraya otururken sağ alt köşeden hafiften ileri doğru hafiften ittirmeleri lazım. Evet. İleri doğru hafiften ittirme. Bu tarafa dön. Ondan sonra bir daha ayar yapalım. Abi. Tamam, bu tarafa dön de o zinciri palayı nasıl taktın da gözüksün. Hı. Çalıştırdıktan sonra bir palayla zincirin gerginlik ayarını yapacağız. Tabii. İster istemez abi. Palanın üstünde de bu şey var ya, boyası da var ya, boya da şimdi biraz. Sıfır malzeme olduğu tabii, için abi yan oturacak. Kızarımız bu abi. Evet. Bak ustacığım sen de hiç uyarmıyorsun ha. Bizim seyircimiz dikkatli biliyorsun abi. Yağ deposunu açıyorsun demiyor. Şimdi makine yeni ya. Evet. Makine yeni olduğu için ben
Zaten biz benzin videosu çekmiştik abi. Benim hazır video benzinim var. Çalıştıracak kadar koyalım. Bir ilk çalıştırılmasını gösterelim arkadaşlarımıza. Tabii tabii tabii. Tabii. Bu arada Mustafa Bey geldi, misafirimiz, gördün mü? Hoş geldiniz. Hoş geldin Mustafa Bey, ne yaptın? Hoş bulduk, iyidir. Bayağıdır görüşemiyoruz, gelmiyordun abi. Mustafa Bey, sesin internette yayınlanacak, haberin olsun bak. Abi buradan yine bu pompalıyoruz. Önce pompalıyoruz. Çalıştırma mandalımız var. İstop 1, 1 de olacak. 0 ve 1 konumları var, biz 1'e getiriyoruz çalıştırmak için. Cikleyi çekiyoruz. Cikleyi çektik. Çalışınca zaten otomatik olduğu için atacak o. Hır sesini duyduk. Bastık, tetikten düşürüyoruz. Bunlar otomatik diyor ya. Otomatik o. Yine bir videonun sonuna geldik. Bu videomuzda ağaçları budamak için kullanabileceğimiz bir makinenin kurulumunu ve tanıtımını yaptık. Ümit ediyorum beğeneceğiniz bir video olmuş olacaktır. İllaki kusurlarımız, hatalarımız var. Afola. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.